Evet, bunu da atlattık. Artık herkes layık olduğu yerde. Benim bir fikrim var. Neymiş? Ergen Bankası diyorum. Yatıralım bunları. Mantıkları devreye girene kadar kalsınlar orada öyle. Niye? Bence çok güzel bir fikir bak. Ergen Bankası'nı bulan 6 ay içinde voley vurur. Net diyorum. Günün bütün stresini alamazsın ya. Öyle bir gücün olmamalı. Tamam. Şimdi bana söyleyeceğin o güzel haber için hazırım. Nereye gidiyoruz? Hı? Uzak bir yere gidelim. Hatta mümkünse dünyadan uzak bir yere gidelim. Şeylim. Söyleyeceğin şey iyi bir şey değil, anladım. Ne oluyor? Engin'in kastettiği baban olabilir mi? Hayır canım. Ne alakası var? Şeylin defalarca izledim her kelimesini. Hayır. Hayır, benim babam gelecek. Gelecek. Yani şu an gemide işte, içinde. Hem mektup göndermedi mi? Annem okumadı mı o mektubu? Babamdan geldi işte o mektup. Başına bir şey gelmiş olsaydı zaten duyardık biz bunu. Ayrıca ver bana şunu. Ayrıca Engin zaten böyle kelimeler kurardı. Yani ne bileyim işte, böyle babalar gibi hesap derdi, babalar gibi dosya derdi. Kurardı yani böyle kelimeler, gereksiz kelimeler. Ben onu bilmediğim için. Bilmiyorsan yorum yapma o zaman. Niye benim yüreğimi ağzıma getiriyorsun ya? Ben sadece o mesajın içine bir kelime, bir anlam saklamış olabileceğini düşündüm. Yani baban da burada değil diye. Sefer de çünkü gelecek. Gelecek benim babam. Biliyorum, gelecek babam. Tamam. Tamam. Yanlış anladım. Seni korkutmak istemedim. Korkutma o zaman. Çok özür dilerim. İhtimal düşünmekten devreler yandı. Benim paranoyam, çok özür dilerim. Saçmaladım. Çok özür dilerim. Alkas, Eren'e bir şey olmuş. Adam yaralı dedi, yani çok kanaması varmış. Nasıl ya, ne olmuş, ne adamı? Bilmiyorum Metin abi, baban işte şey dedi, hayati tehlikesi yok dedi ama Tuğçe yanında olduğu için de öyle söylemiş olabilir. İyi. Vardın mı baba? Hayır oğlum, yoldayım ama ekipler varmak üzere. Nasıl oldu Eren? Konuşabildin mi adamla? Aynı oğlum. Kendinde değil diyor. Kanaması çok, anladım. Tamam, geliyoruz biz de. Yaralıdır sadece ya. Yani yaralıdır inşallah. Yetişeceğiz. Kurtulacak. Şimdi aklıma geldi de, Pars'a haber mi versek? Sonra sıkıntı çıkar mısın Kapris Kont? Kalemine haber gönderdim. Tuğçe, bir şey ister misin? Su getireyim mi sana? Hadi gel, biraz dışarıda hava alalım. Tamam.
velayet için gelen adam vardı ya. Onunla konuştum. Bugün aldım. Çünkü orada parasal bir mesele var bence. Yarın değil miydi onun görüşmesi? Yarındı da bugün aldım işte. Babam geliyor yarın. Bütün günümü boşa çıkarmak istedim. Bir de şöyle bir durumumuz var. Babama evli olduğumuzu açıklamanın bir yolunu bulmalıyız. Söyleriz bir şekilde. O düğün olacak diyorsun yani. Dedim, o zaman da dedim, şimdi de diyorum. Eren nasıl oldu? Toparladı mı? Canavar gibi yürüyor. Yakında koşturur. Aa, ablam mesaj atmış. Parla'yla ilgili bir durum var. Acil konuşmamız lazım diyor. Buraya geliyor. Tamam, öğrendiğinde bana da haber verirsin diye ümit ediyorum avukat hanım. Ayıpsın sayın savcım. Bir yemin verdim, artık dönemem. Ayrıca sözüm söz, yalan yok. İyi, tamam, konuşuruz. Tamam, hadi selam söyle arkadaşıma. Tamam, söylerim. Ilgaz. Efendim. Hoş geldin. Kutlama mı var? Evet, babam gelecek diye içimde havai fişekler patlıyor. Ben de bir bardak kapıp geleyim. Sen niye bastın öyle ya? Arazide miydin? Bir olay yerine gittim de. Toprak alan da her yer. Hmm. Ben ne diyordum ya? Ha. Babam yüzünden içimde havai fişekler patlıyor derken hevesim kursağımda kaldı tabii. Bir şey mi oldu? Birazdan söyleyeceklerim öfke katsayını arttırabilir. Çünkü ben hala çok sinirliyim. Ya anlat artık. Tamam. Sen hani bu çocuklar kesin işledi demiştin ya. Evet, hala öyle düşünüyorum. İyi. Tam da düşündüğün gibi. Başları büyük belada. Bir insan hiç mi akıllanmaz ya? Hiç mi? Gidip suratına şimdi bir tane yumruk çaksam hırsımı alamam. Babam bunu öğrense yıkılır ya. Yıkılır. Gidiyorum. Nereye? Dur. Gidip Çınar Efendi'ye bunun hesabını sormaya. Tamam, bir dur. Ya niye durayım Ceylin ya? Niye durayım? Biz ne yapsak, ne söylesek bu çocuğu yola sokamıyoruz. Gideyim, derdi neyse öğreneyim şunun. Tamam, bir dur, dur. Haklısın öfkende. Ben de çok sinirliyim. Gerçekten böyle kafalarının yüzlerini falan duvarlara sürtesim var ama... Ya merak etme sen. Hem ben onların ağzına tükürdüm zaten. Korkuyorlar şu an. Sen de şimdi gidersen panik olur. Önce bir düşünelim ne yapacağımızı, ha? Bunun tek bir yolu var Ceylin. Yaptıklarının, seçimlerinin bedelini ödeyecekler. Biz şimdi bunun üstünü örtersek, yırtmalarını sağlarsak... kendi canavarlarımızı yaratmış oluruz. Hatalarının bedelini ödeyecekler. Ne yaptılarsa yüzleşecekler, cezası neyse de çekecekler. Tamam, dur. Haklısın. Haklısın ama bak... annem, ablam, babam çok üzülür. Perişan olurlar yani. Yarın bunları parsa teslim edeyim, gereken neyse yapsın. Ilgaz. Ya en azından babamın dönüşünü bekleseydim. Bak muhtemel gözaltı kararı çıkacak. Babam gelsin, bir kavuşalım, bir sarılsın torununa. Bir özlem giderelim yani. Ya biz çok uzun süredir mutlu olmadık. İnci'den beri. Bak ben eskiden olsaydı bunu sana gelip söylemezdim. Ruhum bile duymazdı ama sana söz verdiğim için gelip sana söyledim. Bunu benim için yapar mısın lütfen? Tek tük insan iniyor anne ya. Ya orada çene çalıyordur o. Şimdi kaptana nezaketinden, kibarlığından teşekkür ediyordur. Bin saat ondan çıkamıyordur. Ceylin. İnmiyor hala. Hadi hoş geldin oğlum. Tamam, sorayım anne. İner şimdi. İner de kızım. Herkes indi. Merhabalar. Babam Zafer Erguvan. Kendisi gemideydi de daha çıkmadı. Zafer Erguvan.
Bilmiyorum ama tanımıyorum. Bir şey soracağım sadece, bir şey soracağım. Teşekkürler. Zafer Erguvan'ın kızıyım da ben. Kendisi daha inmedi gemiden. İçeride hala var değil mi inmeyen? Gemiden inmeyen kalmadı hanımefendi. Yani gemiyi en son kaptan terk eder. Ben de buradayım. İçeride kimse yok. Yok, imkansız. Yani babam bu gemideydi, biliyorum. Ceylin, ne diyor? Haberleri yok, görmemişler. Nasıl görmemiş? Bir saniye, listeye bir bakalım. Zayiatımız yok ama şefim bir listeyi alabilir miyim? Buyurun. İsim ne demiştiniz? Zafer Erguvan. Zafer Erguvan. Yani öyle biri gemiye hiç binmemiş. Hiç binmemiş diyor. Şefim, sen biliyor musun Zafer Erguvan'mış? Yok kaptanım, olsa bilirim. Kalınca o kadar zaman hepimiz arkadaş olduk. Zafer diye biri yoktu. Bir saniye, tamam bir dakika. Ben size o zaman fotoğrafını göstereyim. Belki bir şey çağrıştırır. Bir dakika. Burada. Buyurun. Vallahi ben hiç görmedim bu adamı. Yoktu. Nasıl hiç bilmez? Nerede bu adam? Hadi gidelim. Hadi konsolosluğa gidelim. Hadi ne bekliyorsun? İyi misin sen? Hadi gidelim. Konsolosluğa gidelim dedim ya. Niye buraya geldin? Niye kriminalin önündeyiz şu an? Baban o gemiye hiç binmemiş olabilir mi? Gaz gittik, beraber baktık ya, listede ismi vardı babamın. Ceylin bir dinle. Bir mezarlıkta bir arabada babanın kimliği bulundu. Öncesinde hiçbir gemiye binmediği bilgisi vardı. Siz de gittiniz, o yüzden kayıp ilan verdiniz. Tamam, öyleydi böyleydi. Sonuçta sorduk yani. Dün ormanlık alanda bir ceset bulduk. Kimliği belirsiz, tanımak, teşhis etmek imkansız. Artık ama kıyafetleri var. Annenle ablanın kayıp için geldiklerini de anlattıklarıyla uyumlu. Tamam, duymak istemiyorum. Duymak istemiyorum. Nerede? Göster o zaman. Tamam, göster tamam, o zaman. Tamam, nerede göster? Tamam, böyle olmaz. Tamam, bir dur, sakin. Bak bana.
babam.